Hayatımızı kolaylaştıran icatlar. Geleceğin dünyası Futuriste. I have a lot of balance problem. Denge problemlerim vardı ve kaslarım çok zayıftı. And I have pain. Gözlerim de ağrıyordu. Bunun optik sinir olduğunu sonradan anladım. Ve bu yüzden doktora gittim. Sonra tanıyı koydular. Nörolog bana şöyle dedi. Dinleyin, sakin olun. Çoklu skleroz olduğunuza dair vücudunuzda manyetik rezonans olduğu doğrulandı. Benim ilk tepkim önümde bir tekerlekli sandalye düşünmek oldu. Böyle bir hastalığa genelde bu şekilde tepki verirsiniz. Tekerlekli sandalye bu hastalıkla ilgili bir şey. Ben öyle düşündüm. Kendimi iyi hissediyorum. Çalışıyorum, yürüyebiliyorum. Eşim var. İki çocuğum var. Oldukça normal bir hayatım var. Fakat aklımın bir köşesinde daima biraz da olsa belirsizlik var. Çoklu skleroz beyindeki sinir hücresiyle omuriliğin birbiriyle iletişim kabiliyetini olumsuz etkiler. Bu durum birçok hastada kalıcı sakatlıklarla sonuçlanır. Bu hastalıkta iki paralel süreç vardır. Birincisi enflamasyon devresidir ki bu kroniktir ve ömür boyu hastada kalır. Bir de ikinci devre vardır. Bu da nörodejeneratif süreci olarak tanımlanır. Hasta bu durumda merkezi sinir sistemindeki farklı bileşenleri kaybeder. Nörodejeneratif süreci enflamasyon süreci ile çok yakından ilgilidir. Araştırmacılar Avrupa Birliği'nin araştırma projesi kapsamında İtalya Sağlık Merkezi'nde çalışıyor. Onların tek bir amacı var. O da bu hastalığı tedavi edici yeni stratejiler geliştirmek. Biyologlar ilk olarak hastalığın gelişmesinin arkasındaki karışık mekanizmayı daha iyi anlamaya çalışmalı. Hasarlı dokuların moleküler analizleri sinir sistemindeki enflamasyon sürecinin bir şekilde bu süreci tetiklediğini doğruluyor. Bizler örneğin hastaların merkezi sinir sistemindeki plakların içinde bulunan lezyonları analiz ediyoruz. Biz sadece bu lezyonların varlığını doğrulamıyoruz, aynı zamanda onların uzantısını da ortaya çıkarıyoruz. Ve biz bir şekilde bu lezyonların enflamasyon sisteminde hücrelerle olan ilişkisini ortaya koyuyoruz. Araştırmacılar şimdi hastalığın nasıl geliştiğini daha iyi biliyor. Fakat emin olunmayan bazı sorular var. Hastalık neyden kaynaklanıyor? Ve neden herkesi aynı seviyede etkilemiyor? Hala hastalığa neyin yol açtığını bilemiyoruz. Ancak bizim kesin olarak bildiğimiz bir şey var ki o da fiziksel ve çevresel etkileşimin çoklu sklerozun gelişiminde karışık bir etkiye sahip olduğu. İsveç'te Karolinska Enstitüsü'nde hastalığın sebepleri üzerinde genetik çalışmalar yürütülüyor. Laboratuvar deneyleri gönüllülerin klinik çalışmalarıyla birleştiriliyor. Annette o hastalardan biri. Şimdi o 50'li yaşlarında. 2005 yılında Anetta'ya çoklu skleroz tanısı konuldu. Daha önce yaptığım şeylerin aynısını şimdi de yapabiliyorum. Fakat biraz farklı olarak. Artık koşamıyorum. Koltuk değnekleriyle yürüyebiliyorum. Daha önce yaptığım baleyi yapamıyorum ama yoga yapıyorum. Araştırmacılar hastalığın kökeniyle bağlantılı olduğu düşünülen bazı genlerin gerçekte tanımlanmasına yardımcı oluyor. Sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda çoklu skleroz hastalığı için en az 5 riskli gen bulduk. Her bir gen hastalığın gelişme riskini çok az etkiler. Ancak bir bütün olarak baktığımızda bazı gerçekleri görme fırsatımız oldu. Onlar hastalığa işaret ediyor. Bu bilgi bizim hastalığın tedavisi için yeni hedefleri bulmamız için yeni fikirler sağlıyor. Thomas Olson bunun üzerine genetik bilgilerle farklı çevre koşullarındaki örnekleri birleştirir ve bazı kesin sonuçlara ulaşır. Hastalığın gelişmesine neden olan çevre faktörlerini dikkate aldığımızda 3 temel etkinin olduğunu gördük. Birincisi güneş ışığı eksikliği, yani D vitamini eksikliği. İkincisi Epstein-Barr denilen bir virüs.
Ve üçüncü etken de sigara. Sigara ve çoklu skleroz hastaları arasındaki bağlantının bulunması yeni bir durum. İsveç'te bu konuda yaptığımız araştırmaları tamamladık. Ve bu konuda Avrupa'da geniş kapsamlı bir araştırma raporu yayınladık. Araştırmamız şunu gösterdi ki sigara içmek çoklu skleroz hastalığı riskini %60 oranında artırıyor. Fakat sigarayla birlikte başka bir genin de aynı anda vücutta bulunması durumunda bu risk %2500'lere kadar çıkıyor. Biyolojik, genetik ve çevresel ilerlemeler hastalığa karşı yeni tedavi yöntemlerinin üretilmesine yardım ediyor. Fakat yeni ilaç üretme konusunda soru işaretleri var. Şu çok açık ki hastalara yardımcı olmak için yeni ilaçlar geliştirmek büyük bir ihtiyaç. Fakat ciddi bazı sorunlar da var. Bunun maliyeti yaklaşık 1 milyar euro ve yeni bir ilaç üretmek için en az 10-15 yıllık sıkı bir çalışma gerekiyor. Bu yüzden daha kısa bir yol olup olmadığını merak edebilirsiniz. Bizim yapmaya çalıştığımız da bu. Yıllar önce Avrupa'da hipertansiyon için kullanılan bir ilaç vardı. Bu ilaç kan basıncını arttırıyordu. Biz de aynı ilacı bugünkü hastalık için kullanabilir miyiz diye çalışmalar yürütüyoruz. Model sistemimizde gördüğüm şey, evet, belirli bir ölçüde bu ilaç nörodejenerasyonu durduruyor. Ortak bir Avrupa araştırması tedavisi zor olan bu hastalıkla mücadele yolları arıyor. Bizim beklentimiz bilim yakın bir zamanda bazı kesin sonuçları bize versin. Eğer bizim için bu mümkün olmazsa bile uzun dönemde çoklu skleroz hastaları için en azından genç hastalar için bir tedavi yöntemi bulunsun. Çoklu skleroz hastalığı söz konusu olduğunda 25 yıl önce hastalara şunu söylemek zorundaydınız. En kötü durumdayken geri gelin. 15 yıl önce hastalığın tekrarlamasını %30 oranında azaltan bazı tedavi yöntemlerine ulaştık. Ve günümüzde hastalığın %60-70 oranında tekrarlamasını engelleyecek tedavi yöntemlerine sahibiz. Araştırmacıların bugünden yarına bütün hastalar için yararlı bir tedavi yöntemi bulabileceğini beklemiyorum. Bu çok karışık bir hastalık. Fakat elbette bizim için yavaş yavaş da olsa çözümler bulunacaktır. Biz araştırmacılar için sorun hastalığın nedenlerini anlamak ve daha iyi bir tedavi yöntemleri geliştirmek. Ancak 15 yıl içinde hastalığın tedavisinde daha kesin olan yöntemler bulunacaktır. Kendimi iyi hissediyorum. Çoklu skleroz hastalığına yakalanan çok sayıda arkadaşımın da iyi hissettiğini biliyorum. Bu hastalık sizin tekerlekli sandalyeye bağlı kalacağınız anlamına gelmiyor. Tekerlekli sandalyeye bağlı kalsanız bile bu hayatın sonu demek değil. Şu anda gerçekten çok güzel bir hayatım olduğunu hissediyorum.